Manşete hoş geldiniz. Adeta kan davalı Şen Yaşar ve Yıldız aileleri Urfa'da böyle devlet gözetiminde ve denetiminde barıştırıldılar. Oğul Şen Yaşar'ın çıkması, hukukun teşhisi, bir ananın haftalar, aylar, yıllar süren eylemleri sonrasında zaferi, kazancı olduğunu düşünenler vardı. Meğerse sürecin bir parçasıymış. Fakat bunu küçümsemiyorum. Bu süreç sadece buna yaradıysa bile değer. Çözüme devlet hazır mı? Başlıklı ya da KJ'li yayına hoş geldiniz. Öcalan cezaevinden bir mesaj verdi. Tecrit devam ediyor, koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik pratik güce sahibim dedi. Eldeki tek veri bu. Yani 43 ay sonra tecrit. Tecrit şu, İmralı'da yatıyor Öcalan 25 yıldır ve son 43 aydır ne bir avukat, ne bir yakını görüşemiyor. Herhangi bir mesaj giriş çıkışı yok, telefon yok vesaire. En son telefonla görüşmüş kardeşiyle o kadar. Ocak 2021 galiba. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir tecrit. Şimdi PKK lideri diyorsunuz. Evet, okey ama yani 3 yıldır, 4 yıldır tecritte zaten cezaevinde olsa bile nasıl örgütü yönetecek? O da ayrı bir konu. Yani hiç haber alamadığımız alamadığınız bir insan dolayısıyla PKK da örgüt ve diğer unsurlarda kendi bildiği kendi yöntemleriyle iş tutuyorlar. Yani İmralı'nın direktif ve talimatlarıyla yürüyor değiller ki bu çeyrek asırdır böyle zaten. Fakat Öcalan bir önderlik Kürt siyasal hareketi ve Kürt tabanı açısından haliyle şu anda herkes sıraya dizilmiş durumda. Öcalan ne derse o çözüm için adres Öcalan diyor. Tabii doğal olarak bir yönüyle Dem Parti'ye ne oluyor o zaman? Ya da Selahattin Demirtaş'ı niye atladık biz gibi sorularda akla geliyor. Selahattin Demirtaş'ı hiç hatırlayan yok. Onun çıkacağına yakın bir vadede çıkacağına dair bir işaret de yok. Çünkü çıktığında Kürt siyasal hareketini toparlayacağı bir lider figürü olarak siyasi yasaklı olsun olmasın. Etrafındaki kümelemelerle, kümelenmelerle yeni bir heyecana yol açacağı falan ortada. Net yani. Haliyle Son derece sınırlığı daralmış, daraltılmış bir çerçevede bir iş yürüyor. Ondan dolayı da konuşmuyorlar, açıklamıyorlar. Çok fazla çerçevesini belirlemiyorlar. Yani Kuzey Suriye ile ilgili Rojava denen Suriye'nin e, kuzey doğusundaki özellikle Kürt varlığı, oradaki Amerikan askerlerinin çekilmesi ve çekilmesinin ardından elbette Suriye güçleri ve Türkiye güçleriyle birlikte ki Türkiye güçleri de kuzeybatıda Afrin, İdlib tarafını tutmuş durumda bir, müzakere olacak ve Suriye ve Türkiye güçlerinin arasında bir anlaşma olmadan Kuzey Rojava'daki Kürt varlığının devam etmesi olanaklı değil. Irak'ın kuzeyindeki seçimler ve işte oradaki Kürdistan Partisi partileri devlet neyse veya devletçik komisyon federasyon neyse onunla da gene bir ilişki yürüyor. Hal çok girift bir konu. Halihazırda yürüyen bir süreç. Yani tam anlamıyla Kuzey Suriye ile Rojava ile alakalı. Rojava söz konusu olduğu için de Öcalan söz konusu. Çünkü Öcalan için Rojova kurtarılmış bir bölge, Şam'da yaşarken planlarını çizdiği, ne bileyim altyapısını oluşturduğu bir ideal. Orada bir otonom bölge, sosyalist bir idare, Kürtlerin eşitlik, barış, kardeşlik içerisinde yaşayacağı bir devlet, devletçik neyse. Ondan dolayı Rojova söz konusu olduğu için Öcalan devrede, Demirtaş'a kimse uğramıyor. Tabii o arada Öcalan mesajlarını kendi veremez mi? Verebilir ama işte Dem Parti devreye giriyor. E Dem Parti devreye girdiğinde Kürt Siyasal Hareketi bir çözüm olmaktan ort çıkıyor. Yani eğer bir e, siyasal hareket varsa, bir mecliste bir parti varsa onun da bu işlerin yürü yürümesi gerekir değil mi? Tekrar olay Öcalan'a dönmüş durumda. O zaman Dem Parti'ye ne gerek var gibi bir soru ortaya çıkıyor. Ya da bir Dem Partili milletvekilinin gitmesi mi gerekiyor? Öcalan'a bir kamera, bir mikrofon ayarlarsınız verir oradan mesajını. Bunlar da hep sorular. Fakat çözüme devlet hazır mı? Şu anda çözüm veya çözünümsü, çözümümsü bir şey bir yerlerde pişiriliyor. Ve bunu çoğu da bilmiyor esasen. Şimdi bir kulis paylaşmış Altan Sancar. İmralı görüşmesinin perde arkası diye. Adalet Bakanlığı görüşmeyi sesli ve görüntülü kayda almış. İki taraf arasındaki buluşma planlanandan 10 gün sonra gerçekleşmiş. Görüşmeye izin veren Adalet Bakanlığı Ömer Hoca'dan'a ulaşarak ani olarak, ani bir mesajla İmralı'ya çağırmış ve Ömer Hocalan da apar topar Urfa'da dem partilerle birlikteyken kaybolup İmralı'ya gitmiş filan. O arada tabii Yıldız ve Şen Yaşar aileler arasında barış sağlandı filan. Başta gösterdiğim görüntü birazdan geleceğiz. İkinci şey daha önemli. İkinci parçası daha önemli. Altan Sancar'ın paylaştığı kulisin. Bir saat 45 dakika görüşme sürüyor. Bütün her şey masaya yatırılıyor. İki şart ortaya çıktı diyor görüşmeyle ilgili. Garantör ülke talebi. Abdullah Öcalan bir ül garantör ülkenin devreye girmesini istedi ancak ülke ismi belirtilmedi. İki yasal güvence ki bu öteden beri var. Önceki çözüm süreci döneminde de vardı. Mecliste bir yasal güvenceyi alalım bunu. Kayda alalım yani iktidarın sağ solu oynuyor güven olmaz. Haklı bir talep. Ömer Öcalan'a iletilen ikinci şart. Öcalan tarafından, amca Öcalan tarafından çözüm sürecine dair yasal çerçevenin oluşturulması filan. Fakat Kürt siyasal hareketine yakın, Kürt tabanına yakın Mezopotamya Ajansı bu kulisi doğrulamadı hemen. Enteresan. Yani bunu bir gazeteci e, uyduracak hali yok. Garantör ülke talebi filan, yasal güvence. Yasal güvence belki akla gelebilir ama garantör ülke talebi gerçekten spesifik bir talep. Bu uydurulacak bir şey değil. Ayrıca bir saat 45 dakika ne görüştünüz? Tamam mı? Yani gerçi tamam, elbette devletin dinlemesi, izlemesi var da bir takım bir perspektif almış olabilir. Muhtemelen o görüşmenin bir kısmı yani çok küçük bir kısmı basına yansıması için bir mesaj olarak yazıldı ama büyük bir kısmı da muhakkak içeride değerlendiriliyor. Yani o görüşmenin 1 saat 45 dakika o görüşmenin bir bölümü partiye gitti. Notların notların bir bölümü de Kandil'e gitti veya bir takım unsurlara gitti. Bilmiyoruz. Bunların hepsine devlet nezaret ediyor zaten. Mezopotamya Ajansı diyor ki görüşmede Öcalan'ın örgüte ve devlete ya da üçüncü bir tarafa çağrısı olmadı. Nereden biliyorsunuz? Dinlediniz mi? E i̇şte bir şeyler dönmüş ki bir şeyler doğrulanıyor veya yalanlanıyor. İddia edildiği gibi garantör güç ya da herhangi bir koşul sunma gündem olmadı. Peki ne gündem oldu? Öcalan'ın devletle görüşmeler yürütüp yürütmediğine ilişkin soruların yanıtı tam olarak bilinmiyor. Her şey biliniyor esasen de. Yani bir saat 45 dakika ne konuşuldu? Çay kahve içilmedi herhalde. Yeni bir çözüm süreci konusu gündeme gelmedi. Nasıl gündeme gelmez? Yani bu nedir? Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Ne süreci bu? Öcalan'ın kastettiği mesajla dışarıya gönderdiği, ilettiği mesaj neyin süreci? Dolayısıyla taraflar son derece itidalli, yoğurdu üfleyerek yiyen bir tavırla devletin ne adım atacağını bilmeden ama devletten gelen perspektif ya da Öcalan'dan gelen mesajlar doğrultusunda bir iş götürüyorlar. Bakalım. Tabi orada arada Mazlum Kobani üst üste açıklamalar yapıyor. En son Voice of America, Amerika'nın sesi Kürdi kanalına konuşmuş. Kürtçesi solda diyor ki yani biz Suriye demokratik güçleri olarak Ankara'ya yapılan saldırıyla hiçbir bağlantımız yok. Bizi bombalıyorsunuz günlerdir ama bir sürü şöyle terörist öldürdük böyle terörist öldürdük diyorsunuz ama bizim hiç bilgimiz yok. Ve diyor bu işin sorumluluğunu PKK üstlendi. Kürdistan İşçi Partisi. Adam söylüyor ama çok fazla dinleyen yok. Yani biraz muğlak bazı konular. Öcalan hazır devlet hazır mı? Bana da bu KC'yi yazdıran bu oldu. Yeni Yaşam'ın manşeti. Öcalan hazır, devlet hazır mı? PKK liderini açtığı yolu değerlendirmeyen iktidar savaş uçaklarına sarılıyor derken Rojava bombalanıyor, siviller ölüyor. Sadece PKK'lı teröristler veya işte YPG'liler, SDG'liler değil. Mazlum Komari onun için bas bas bağırıyor. Kuzey Suriye'deki önemli bir komutan, bir gücün başında. Biz yapmadık diyor. Bağlantımız yok, bizi bombalıyorsunuz. Öcalan hazır, devlet hazır mı? Ki yeni yaşam ve yeni özgür politika gazeteleri zaten aylardır İki manşetlerinden biri Öcalan hele şu son dönemde buraya döndü. Ömer Öcalan görüşmeye giden bir mesaj paylaşmış dün akşam. O büyük bir enerji, büyük bir güç Öcalan'ı kastediyor tabii amcayı. Büyük bir irade, onurlu ve büyük barışın muhatabı halkımız açısından stratejik liderdir demiş. Bir kere daha Öcalan'ın altını çizmiş. İşte tam da bu aşamada giriş görüntüleriyle ekrana getirdim. Urfa'da Yıldız ve Şen Yaşar aileler arasında Cumhurbaşkanı yardımcısı, bir sürü AKP'liler falan var orada. Bekir Bozdağ falan da var. Öbür tarafta Kürt siyasal hareketinin bilgesi Ahmet Türk var. Hemen arkasında Sırrı Süreyya Önder görülüyor. Bir barış töreni yapıldı. Kan davası sonlandırıldı bir yönüyle. Kan davası denemezdi hani yargı süreci itibariyle söylenebilir ama aileler arasında bir husumet vardı. Emine Şen Yaşar sağlık sorunları nedeniyle katılmamış. Yakın zamanda tahliye edilmişti Fadıl Şen ile. Celal Yıldız, Mikael Şimşek ve Enver Yıldız ev hapsindelermiş. Onlar da katılamamışlar. Ama ıı, talepler belli ki gerçekleşti ve karşılıklı olarak bir sul ilan edildi gibi görülüyor ama ıı, görüntüyü tekrar getireyim. Yani sürecin bir parçası olarak bir barış tesis edildi gibi duruyor ve yüzler gülmüyor. Hele özellikle sağda Dem Parti Milletvekili Oğul Şen Yaşar'a bakın. Yani bir biçimde kolay bir şey değil elbette ailenizden bir sürü insan gitmiş basit bir tartışma yahu detaylandırmayacağım yani gerçekten Şen Yaşar olayı bir belgesel olur yani 50-55 dakika şimdi dönelim e, yandaş manşetlere terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edeceğiz bu gidişte 100 sene sürer yani bu Türkiye'nin inşası e, iktidar ülkede basın yok yani yani böyle bir laf edilebilir mi? Yani bu akit de bunu sür manşetinden veriyor. Terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edeceğiz. Yani orada bostan korkulu musun diye kimse sormuyor. Acayip. Yani hafızaya da gerek yok. Sadece şu başlığa bile taşlaman gerekir yani. Şey de gitti yani. Enteresan. Şimdi bir başkası basın yok. Hrant Dink suikastı öncesinde Trabzon'da, Suruç'tan 10 Ekim'e, Merasim Sokak'tan 15 Temmuz'a emniyet istihbaratının başında Engin Dinç denen adam Ankara Emniyet Müdürü. Onun başı, o Ankara Emniyet Müdürüyken TUSAŞ saldırısı düzenlendi. Şimdi sorsan orası jandarma bölgesi der. Böyle adamlar her yeri tutmuş durumda. Ama hala çıkıyorlar bık bık şu dönem, bu dönem siz yaptınız, o yaptı, bu yaptı, işte filan şöyle başladı, böyle baş. Her yere çöreklenmiş bir çeteden bahsediyor. Basın da görevini yapmıyor ki. AKP ile sadece muhafazakar dinci medya çürümedi demiş Ergun Babahan. Layıkçı medya tam faşist ve ırkçı bir karaktere bölündü. Şimdi her sürecin bir yararı olabilir. Bu sürecin böyle bir yararı var. Çok acı, dehşet verici, insanların üstünden geçen, insanların insanımızın, devletin rejimin, bir çetenin paletleri altında ezildiği bir dönem. Tek yararı belki şu, bütün unsurların iktidarı muhalefetiyle, iktidar basını muhalif basınıyla, bürokrasisiyle akademisiyle ve hukukçusuyla bu dönemin birer paydaşı, birer işbirlikçisi, birer ortağı olduğunun ortaya çıkması görülmesi. Muhalif güçlerinde göya, göya muhalif güçlerinde rejimin sınırları içerisinde kendilerine biçen rolü oynadığının ortaya çıkması. Donald Trump rakiplerini haşerat gibi yaşayan sol haydutlar olarak adlandırıyor. An Applebaum. En son bu dili diyor Adolf Hitler kullanmıştı. Muhaliflerinizi bölecek ya da hayvan olarak insanlıktan çıkartırsanız, böcek ya da hayvan olarak insanlıktan çıkartırsanız, haşere gibi ezmekten bahsederseniz, Onları çok daha kolay tutuklayabilir, yok edebilirsiniz. Haşerat iseler ifade özgürlükleri ya da herhangi bir özgürlükten yaralanamazlar. Oturup da bunun mealini verecek, tefsirini yapacak ya da bir takım yerlere göndermede bulunacak halim yok. Ama bu budur. Genel kaide. Applebaum bunu bu örneği verirken Türkiye konusunda veya otoriter başka bir ülke konusunda çalışmış olmak durumunda da değil. Genel kaideyi ortaya koymuş. Bu her yerde bu şekilde yürüyor. Maalesef. Birazdan bu bahse geleceğiz. Basın derken. Şimdi Karar Gazetesi Hülleli Deport diye bir manşet atmış. Çin'in Türkistan'daki soykırımına pasif tutumu eleştirilen Türkiye zulmünden kaçanları da Pekin'e iade ediyor bilmem ne. Şimdi böyle. Evet böyle. E çünkü kendisi de topluyor. Şimdi tek taraflı haber yapıyorlar. Kenya'da önceki hafta başkent Nairobi'de güpe gündüz sokak ortasında Mustafa Genç, Hüseyin su Öztürk Uzun, Alparslan Ta Taşçı kaçırıldı Türkiye'ye getirildi. 18 Ekim Cuma. Bir satır haber olmadı. Ama öbür tarafta böyle bir şey olabilir mi? Tek taraflı haber yapılabiliyor. O yönü veriyor bu yönü vermiyor. Öyle böyle. Bu şekilde bir işbirliği modeli var. Hatice Yıldız paylaşmış. Avukat Dilek Ekmekçi, gazeteci Kazım Güleç yüzü tutukladığınız için toplumda asayiş sağlandı mı? Öcalan için özgürlüğü bu insanlar için tutukluluğu aynı kitle meşru görüyor. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Adalet terazisinin bu kadar şaşmasından rahatsız değil misiniz? Bakın Dilek Ekmekçi Osman Gökçek'in şikayetiyle akıl hastanesine yatırıldı. Ruh hastalarının şikayetiyle düzgün işini yapan insanlar akıl hastanesine kapatılıyor. Hastalar dışarıda. Ve bu konuda çözüm önerisi sunan, o hak mücadelesi yapan insanlar da cezaevine tıkılıyor. Medya bir kişi bile Allah için bahsetmiyor Türkiye'de. Ne Dilek Ekmekçi'den, ne Kazım Güleç yüzden. O kurumsal medyalar, o büyük stüdyolarda kendine muhalif diyen, iktidara göya karşıymış gibi davranan, tutum takınan medya. Kazım Güleç yüz. Allah adaletiyle muamele etsin diye bir tweet mesajı paylaştığı için Fethullah Gülen'in vefatı sonrasında tutuklandı. Ya işte bu karşısındaydı, yanındaydı. Ya ne alakası var? Sen şeye bak, özüne bak. Tutuklanma gerekçeleri üzerinden bir savunma, bir ne bileyim nazire, bir tavır ya da bir itiraz falan geliştirilmeye çalışılıyor. Ya ne alakası var? Medya. Sola geçelim. Solun soluna geçelim hatta. Türk solu. Evrensel birinci sayfadan böyle bir haber vermiş. Petrullah Gülen vefatı sonrasında şu bu henüz sökülmemiş paranın izine izini sürmeye yoğunlaşmak gerekiyor diyor. Yani henüz sökülmemiş bir para var. Bunun izini sürelim. Yani devletin çöktüğü şu veya bu gerekçeyle parayı meşru gören, onu mesele etmeyen bir zihniyet, bir kafa. Yani iyi yaptın, ben olsam yapamazdım. Ondan da sesimi çıkarmıyorum. Zaten hatta arkada kutlama yapıyoruz. Böyle bir medya. Solundan sağına, en sağından en soluna. Akitle başladık, evrenselle devam ediyoruz. En sağından en soluna derken. Şimdi bir başka konu. Ankara Büyükşehir, Cumhuriyetimizin 101. yılında bla 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 Türk Müziği'nin efsane ismi Ebru Gündeş büyüleyici sesi ve sahne performansıyla başkentlerle buluşuyor 29 Ekim akşamı. Tarık Toros, Ebru Gündeş konseri reklamı mı yapıyorsun ya da Ankara Büyükşehir'in Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliğe seyirci katılımını artırmaya mı çalışıyorsun? Niye bunu ekrana getirdiğimi kavrayamadıysanız çok üzülürüm ve bu beni evet yılgınlığa veya bıkkınlığa sevk etmez ama düşündürür. Google'a Ebru Gündeş 17 Aralık yazın sadece bu iki kelimeyi. Çıkan sonuçlara bakın. Ve sonra CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Türkiye'nin bir numaralı bayramı, bir gün bir numaralı etkinliği, bir numaralı kutlaması, bir numaralı açık ara Cumhuriyet Bayramı, en büyük bayramı ve böyle bir bayram günü düzenlediği en büyük etkinlikte, kutlamada, konserde davet ettiği sanatçıya bakın utanması da yok insanların hafızası da yok. Ben mi anlatacağım yani? Reza Zarrab'ın kutu kutu rüşvetlerle bütün iktidarı beslediği dönem ve onun popüler eşi Ebru Gündeş. Epey bir süre evli kaldılar. Yakınlarda boşandılar. Bir başkası. Karikatüre konu oldu artık Cübbeli Alaaddin Çakı, Çakıcı buluşması. Zoru görünce videoyu sildi diyor. Gazete pencere. Alaaddin Çakıcı görüşmüş. Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışına verdiği tepkiyi geri çekip... Silmiş. Sonra da görüştüm diye tweet atacak halim yok demiş. Bir şekilde ortaya çıkıyor. Ortaya çıktığı için de bu görüşme rahatsız oluyorlar. Ve görüşmenin gereğini yerine getiriyor ama filan. Karşınızda böyle bir çete var. Hiçbir kutsalı yok. Belli amaçlarda birleşmiş durumdalar. Kimi din adamı kisvesiyle sarı ile kimi güya silahını çekmeceye koyup kapatmış veya bir poşete koyup kapıda bırakmış. Şu anda iş insanı diye geçiyor. Ama mafya lideri karısı en başta karısını öldürmekten yargılanmış. Bütün unsurlarıyla sabit bir araya geliyor. Bir tarafında da siyasi ayak var filan. Sol parti neyle uğraşıyor? Sol sağ tabii CHP. Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis ettikleri aracı, araçları çekmişler ya da korumaları da çekmişler neyse. Sonra CHP açıklama yapmış. Evet bilgi doğru ama biz çekmedik kendileri iade ettiler diyor. O arada Levent Kök Kılıçdaroğlu'na yakın e, korumaların yemeklerini kestiler. E sonra da biz anladık durumu iade ettik filan demeye getirmiş. E kimse de şunu sormuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ne sıfatla genel merkezden genel merkezden bir araç tahsisi ya da koruma tahsisi oluyor. Devlette de hangi görevde bulunmuş? CHP Genel Başkanlığı evet okey ama ondan önceki görevi herhangi bir bakanlık başbakanlık vesaire yok. SSK şey Genel Müdürlüğü. Başkaca bir görevi yok. Önceki CHP Genel Başkanı. Diğer genel başkanlara veriyor musunuz? Bunlar sorgulanmıyor. Neyse o CHP'nin hiç meselesi bizi ilgilendirmiyor. Bu herif İzzet Ulvi Yönter Aynı fotoğrafı bir kere daha paylaştı. İşte şu fotoğraf şey kılıç sunuyorlar devlet bahçeliye. Semih Yalçın şey kılıç diyorum tabanca sunuyorlar devlet bahçeliye. Sinan Ateş cinayetinin azmettiricilerinden iki azmettirici var zaten MHP Genel Merkezi'nde. Bahçeli'nin sağındaki solundaki bu isim. İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın bas bas bağırdılar. Pek çok ifadeyle sabit. Aile zaten bas bas bağırdı. Sonra da onu mahkeme önünde dövdüler. Ne işte aileden birilerini. Aylar önce paylaştığı fotoğrafı dün tekrar hatırlattı. Bir daha paylaştı. Her, böyle, acayip bir ülke. Cübbeli, Alaaddin Çakıcı, silah paylaşımı, şu bu. Metropol'ün anketi sızdı. Ekim anketi. Erdoğan rakiplerinin karşısında kaybediyor. İki rakip öne çıkıyor doğal olarak. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Erdoğan ve Mansur Yavaş karşılaştığında Yavaş 53, Erdoğan o 28'de kalıyor. Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu karşılaştığında İmamoğlu 49, Erdoğan 30'da kalıyor. Yani bu duruma göre her iki rakiple de Erdoğan, her iki rakibin karşısında da Erdoğan kaybediyor. Fakat Mansur Yavaş'ın 2-3 puan daha şansı var. O biraz daha farkı açıyor ve %50'nin üzerine çıkabiliyor. Ekrem İmamoğlu %50'nin altında kalıyor görünüyor. Tabii şu anda seçim satım haline girilmemiş, şu bu bilmem ne bir sürü şey var. E, fakat bir veri yani bu hiç değişmedi 2019'dan bu tarafa. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş. 2019 belediye seçimlerinden bu tarafa değişmedi. 2024'ü tamamlayıp 2025'e girerken de değişeceği yok. Emin olun 2026'ya girerken, 27'ye girerken de bu tabloda devam edeceksek değişeceği yok. Olmayacak. Buna göre bir tutum belirlemek gerekiyor. Hoş. Metropol araştırma anketi yalandamamış ama bizden bizden çıkmadı diyor. Demek ki bir şekilde sızmış. Böyle de açıklama yapmış. Muhtemelen müşterileri için veya aboneleri için yaptığı anketin sızmasından bir rahatsızlık oluştu. Onun için ama anket doğru. O arada son yapılan araştırmada partilerin ne oy aldığı önemli değil. Kararsız kitle duruyor Türkiye'nin en büyük partisi. %32.2 çıkmış asal araştırmada. Kararsız kitle hala blok olarak duruyor. Yani Türkiye'de her üç kişiden biri halen çözümün adresini bilmiyor. Nereye oy verecek? ekonomiye bakar mısınız enflasyon oranları son 25 yılda Türkiye'deki sıçramalar dünya ortalaması dünya ortalaması aşağıda belli bir seyirde gidiyor. İşte 2020-2024 arasında bir sıçrama olmuş pandemi dolayısıyla. Türkiye enflasyonu da böyle. Daha önce bunu paylaşmıştım Hakan Kara'nın fiyatlama davranışında bozulma. Yani 5 ay önce 400 TL'ye yediğim patlıcan patlıcan pilakiye bu defa 700 TL verdim diyor 5 ay önce. Bunu paylaşmıştım. Yeni bir e, fiyatlama, beklenti, talep davranışı paylaşımı yapmış. Onu ekrana getiriyorum. Geçen sezon 2000 TL'ye aldım ayakkabı 6000 TL'ye çıkarılıp %50 indirim promosyonuyla 3000 TL'ye satıldığını gördüm. Bir diğeri bir arkadaşın fiyatların %40 artacağı duyumuyla ihtiyacı olmadığı halde televizyon aldı. İşte bu fiyatlama, beklenti ve talep davranışında bozulma. Enflasyonist ortamın böyle kötücül etkileri var. Taşiş aynı şekilde. Son testlerde sürekli güncelleniyor bu her hafta Tarım Orman Bakanlığı. Bitkisel yağ ve zeytinyağı yerine boya. Sumakta gıdada kullanılmaması gereken boya. Çiğ sütte yağ oranı düşürülmüş, köfte yerine soya satılmış. Ballarda var taklit tahşiş. E, sade yağda inek sütü. Yoğurt yerine nişasta satılıyormuş efendim. Firmalar falan da var. Yani çok zor artık marketten bir şey almak falan zorlaştı. Yavaş yavaş toparlayalım. Gürcistan'dan bahsetmiştik Cumartesi yayınımızda. Gürcistan'da Gürcü rüyası kazandı. Ve batıyla yakınlaşmayı savunan AB diye yani muhalefet partileri sonucu tanımayacaklarını duyurdular. Hatırlatalım şu görüntüleri paylaşmıştım ben daha önce. E, etki ajanlığı yasası böyle protesto edilmişti. Meydanlar dolup taşmıştı. Ama aynı etki ajanlığı yasası şu anda... ...Türkiye'de gündemde... ...Gürcistan'da dinamik bir halk var... ...ama Türkiye'de etki canlı yasası geçerken... ...medya bile yazmıyor yani... ...böyle bir durum. Etki canlı yasasıyla... ...her konuda her şekilde... ...yabancıya çalışıyorsunuz deyip... ...alabilirler sizi içeri. Gürcü rüyası zafer kutlaması yaparken... ...muhalefet liderleri... ...sonuçları tanımayacaklarını açıklamışlar. Şurada neden tanımayacaklarına dair... E, veriler var. Çok tanıdık gelecektir size. Ülkede seçim gözlemcisi kuruluşlar çok katmanlı müdahale yaşandığını tespit etmiş. Gözlemciler çoklu oy kullanımı, kimlik tespit sistemlerine müdahale, seçmen kimlikleriyle başkalarının oy kullanması, seçmenlerin korkutulması, rüşvet gibi sandık sonuçlarını etkileyebilecek vakalara dair ihbarlar alınmış filan falan. Ondan dolayı muhalefette tanımıyor ama Atalan Üsküdar'ı geçti. Artık bugünden itibaren gündem Amerika seçimleridir. Çokça artık bu konuyla e, bu konu takip edilecek ve bu konu ana gündem. 5 Kasım'da seçim var. Bir hafta kaldı neredeyse. 8 gün. E, Kamala Harris mi? Donald Trump mı? BBC'de yayınlanan son ankette iki liderin oyları, bütün oyları e, harmanlayarak bir sonuç çıkarmış BBC. Dün verdi bu sonuçları. 3 Ağustos'tan bu tarafa yani Kamala Harris'in ortaya çıkmasından bu tarafa Kamala Harris bir anda farkı açıyor görüyorsunuz mavi çizgi Kamala Harris. Fakat Trump arkadan gelip düştüğü halde tekrar toparlayıp Kamala Harris'i yakalıyor. 48'e 47 Trump kazanıyor demektir ki zaten e, şeylerde de kritik eyaletlerde de yani bıçak sırtı seçimin sonucunu belirleyecek. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Carolina gibi, Arizona gibi, Georgia gibi eyaletlerde de ki bunlar seçimin kaderini belirleyecek bıçak sırtı eyaletler. Orada da bu 7 eyaletten 5'inde... Trump'a dönmüş durumda İbre. Haliyle şu anda pek çok veri, araştırma Trump kazanıyor diyor. Michelle Obama sahneye çıktı en son. Obama çiftinin popülaritesi e, muazzam. Yani herhangi bir aday olsaydı belki daha çok şansı olurdu ama Obama'nın artık yok. Michelle Obama da konuşuldu ama geçti. E, her şeyi değerlendiriyor. E, Kamala Harris kampanyası bütün sanatçılar artık sırayla destek vermeye başladılar. E, Donald Trump'ın elinde de sadece şey var. Elon Musk var. Milyarderler Donald Trump'a destek veriyor gibi bir durum var ya da sermaye. Ee, ama sanatçılar, kültür sanat dünyası da Kamala Harris'e Elon Musk'ın kaçak çalıştığı ortaya çıkmış. Bir aslında Güney Afrika doğumlu ve sonradan Amerika'ya gelmiş göçmen ve daha sonra vatandaşlık alıyor. Elon Musk'ın kaçak çalışmasında bir problem yok. Yani göçmen olarak geldiniz. Yeri gelir illegal çalışırsınız, yeri gelir legal çalışırsınız. Hayatta kalmak için yapamayacağınız şey yoktur. Kolay değildir yani. Orada değilim. Fakat göçmen karşıtı bir pozisyona gelip de filan e, bir kampanya yürütmesi de tabii düşündürücü yani. O yollardan gelmiş bir insanın göçmen düşmanı olması. Konu bu. Yoksa kaçak çalışmasında açıkçası bir mahsur görüyor değilim. Nilgün Cerrah oldu da yavaş yavaş bağlayalım. Hafta sonu e, Cumhuriyet'te çok güzel yazılar kaleme aldı. Nazi toplama kampı. biz bizzat yaşayan Nobel'li Primo Levi den alıntılar yapmış. Her şeyin başlangıcı utanmaz, arlanmaz, pervasız bir kamuoyu inşası diyor. Günah keçisi saptanan kesimler toplumdaki varlık meşruiyetlerini kaybedene dek aşağılanır. Bir kez insan altı yaratıklara indirgenip varlıksal meşruiyetlerini yitirdikten sonra artık tümüyle dışlanıp ezilip yok edilirler diyor. Yine devamla. %15-18 arası kararsız kitlesi var. Amerika kararsızlar neyi bu kadar inceleyip sık dokuyor acaba? Adam faşist olsun ama sorunların üstesinden gelirse ancak o gelir mi diyorlar. Gerçek şu ki faşizm tabu olmaktan çıktı demiş. Aynen öyle. Pauslayıp geri kalan analizi okuyabilirsiniz. İyi haftalar. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla.